bak sanki bugün biz ne gördük biliyor musun? Beşiktaş Anadolu takımı Göztepe yani tabii ki büyük bir camia onların da hakkını verelim. Sanki kendi Dolmabahçe'de oynayan formaları giydirsen siyah beyaz sarı kırmızı desen doğru mu? Herkes der ki herhalde Beşiktaş bu. Ya Beşiktaş nasıl böyle oynamıyor edemiyor. Beşiktaş'ın daha güncel sorunları da var. Bir, Hasan Arat Mayıs'ta kongre dağda olacak mı bana göre? Cevaplamadı. İki biliyorum. İki. Ya Talişka falan Rafa Silva yani Talişka varsa Rafa Silva da ikisi var beraber mı o oynar. Sayın Başkan'ın hafta içindeki açıklamaları orada bu tarafa verelim. Jetson ne demiş ya, bu arada ona bir virgül hocam. Takım olarak üzgünüz. Konuşamıyorum. Kolay değil. Oynamamız gereken oyunun çok uzağındayız. Düşünmemiz lazım. Gelişmek, düzelmek zorundayız. En hızlı şekilde sezon başındaki gibi skorlar almalıyız. Beşiktaş çok büyük bir camia. Bu böyle olmaz. Bunu kabul etmiyoruz, etmemeliyiz demiş. Sayın Başkan hafta içinde o toplantıda havlu atma lafını doğru bulmuyorum demişti. Hakem hata yapabilir ama VAR yapmaz, yapamaz demişti. Türkiye'de futbol iki takımın tek elinde olamaz demişti. Talişka ile görüştük ama maliyetini uygun bulmadık. Bizim Rafa Silva'mız var demişti. TFF Başkanı yabancı varı sıcak karşıladı demişti ama Başkan ben olduğum müddetçe yabancı olmayacak dedi cuma akşamı. Yapının olduğuna inanıyoruz. En çok muzdarip olan da Beşiktaş'tır demişti Sayın Hasan Arat. Ya bir havlu atma lafı doğru mu? Bana göre havlu attı. Bir kere şöyle havlu bir şey attı var. Mı bak sizce? Attı. Bir ben şuradan gireyim. Bir mesela genelde mesela Galatasaray ne der mesela? İşte Mayıslar bizim der. Yani böyle bir kendi çıkardıkları bir motto var. Motto var. Ya yani şampiyon oluruz diye. Beşiktaş'a bunu uyguladığımızda ne biliyor musun? Yani Beşiktaş için de Kasım ayları havlu atma zamanı ayı. Beşiktaş için de bundan sonra bunu söyleyeceğiz. Yaklaşık işte en son şampiyon olduğu 2020-21 sezondan beri Kasım ayları Beşiktaş'ın esasen lige havlu atma ayları. Yani Mayıs falan geç. 6 ay önceden lige havlu atıyor. Az önce de söyledim. 3 tane mesela ben olsam Hasan Arat'ın cevaplaması gereken soru var. Bir, tekrarlıyorum. Mayıs'ta başkanlığa aday mı? İki, Van Brokers'ı gönderecek mi? Onunla ilgili düşüncesi ne? Hala arkasında mı? 3 gün önce arkasını binemişti. Üçüncüsü de Talişka varsa bu takıma bir renk, bir reaksiyon getirecekse bir kere Rafa Silva ile Talişka ayrı profilde bir oyuncu. Eğer ikisi de bir arada da oynar, ikisi de çok yetenekli, kaliteli oyuncu. Talişka transferini de hemen yapması gerek. Bu üç soruyu bir cevaplaması gerek Hasan Arat'ın. Dediğim gibi ama Kasım ayları artık Beşiktaş'ın adına net bir artık açıklanacak senin söylediğin gibi bir modda net. Ya Kasım ayları Beşiktaş'ın ligi avlu attı. 6 ay önceden şampiyonluk yarışını bıraktığı zaman onun için ya ben inanmıyorum falan başkan bunları diyor ya. Hem puan hem de oyun anlamında Beşiktaş Süper Lig'le ilgili bugün bütün ilişkisini kesmiştir. Öyle mi Gökhan Hocam? Kesin. Trabzonspor'da... Kesin mi dediniz? Ya bence kesin. Yani Beşiktaş bugünden sonra eğer öndeki iki tane rakibin bence puan kaybedecek inanmıyorum. Havlu atmış vaziyette. Geçen sene, hocam lafınızı unutmayın, 13. hafta sonunda, 13 maç sonunda 9 puanmış fark liderle. Bugün açıldı. 13. Hem de bu kadro yani, daha maliyetli değil daha mi hocam? Daha maliyetli. Ben şuraya geleceğim biraz daha. Şimdi bugünkü oyuna bakıyorsunuz. Hani başlarken dedik ya Göztepe'yi övüyoruz hakikaten. Oyuncuları kim seçti? Çok doğru oyuncular. Atletik, doğru. Topla iyiler. Ceza sahası içine hepsi koşu yapıyor. Yani koşmayan oyuncu yok. Bir şekilde topla buluşuyorlar. Top bunlarda kalıyor. Şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun. Trabzonspor'un bir şeyi var ya Göbe Hocam. Okay, Ozan, Lusram. İşte aynı profilde Mendi, oyuncular. Hepsi aynı profilde. Tabii konuşuyor, tabii. Şimdi Beşiktaş'ın göbeğine bakıyorsun. Al Musrati. Ondan Endur, sonra Endur. Şeye giden... Rize'ye giden onlardan Hacı Ahmet Oğuz. Baktığın zaman 3 tane aynı stil adam. Bunların içine bunların bence gene en iyisi Salih kenarda oturuyor. Hiç kullanmıyor. Ben onu anlayamadım zaten. 3 tane birbirine aynı adam. Bak Hacı Ahmet Oğuz gitti, kiralık gitti, sakatlık geçirdi. Şurada bir geniş kadro verdim hemen. Beşiktaş'ın. Şu anda diyelim oyuncu yok yani sende. Oyuna Rafa Silva'yı al Beşiktaş'ta. Hocam, Rafa Silva'yı ona da dediniz onlara yakın oyuncu 3 aşağı 5 yani kadar. Hepsi birbirine yakın. Aynı şekilde ağır topuk yani kullanması çok yavaş olan hücuma giderken hani ben geliyorum diye haber veren bir takım görünümünde Beşiktaş. Salih neredeyse hiç oynamadı. Onana'yı saymıyorum zaten oynamaması daha iyi. Can Keleş neredeyse hiç oynamadı. Chamberlain İngiltere'de kendine takım arıyormuş.
Mustafa Hekimoğlu oynatılmıyor, pek oynamıyor. Zainuddinov diye bir adam vardı, yok zaten. Gaziantep maçı 2 dakika girdi ama. Emrecan yok zaten. Tayyip yok zaten. Necip Sakat, Onur Bulut yok zaten diyeyim. Yani bilmiyorum ki yani şimdi buradan... Kadroya baktığın zaman yok zaten. Bir altyapısı da yok esasında. Derinde bıraktım, altyapısı da yok. Hani alta nasıl idman kalitesini yükseltmek için hep senin kadronun derinliğinde olan oyuncular bile girdiği zaman fark yaratan oyuncular hocam, olması lazım. Sen bu Beşiktaş'ın Türklerinin en verimli olduğu, adlarına şarkılar yapıldığı dönemin oyuncususun ya. Bugün Semih bu sezon Beşiktaş'ta gol atan ilk Türk. Şaka mı bu? Ya vallahi ben de ikinci kez baktım yani notuma. Ya şaka gibi ya. Bugün ya. Gol attı Semih. İlk Türk oyuncu Beşiktaş'ta gol atan ligde. Beşiktaş'ın yıllara mahsus olan, Beşiktaş'a özgü, ona özgü bu klasiğe çakışmayan bir adı. Şöyle Beşiktaş'ta şöyle bir sezon başı takım kurmaya kalksan kaç tane oyuncuyla devam edersin burada? Mesela kaç tane? Immobile, Rafa Silva, tamam. Raşika, Semih, Getson. Paulista. Yani defansa hiç gelmiyorum. Gelmiyor, zaten. Şu anda yani ileride tamam. Fark yaratacak oyuncular olarak söylüyorum. 5-6 oyuncu. 5-6 oyuncu da. Hoca zaten o kadro derinlemesini de yapmıyor. Öteki oyuncuları silmiş. Yani bazı sayılan isimler var. Onların üstünü silmiş. Takımı... İşte Onana var, Chamberlain var. Muçi sakat yok ama olsa da fark etmiyor oynadığı zaman. Oynamadığı zaman. Mario diye bir oyuncu alındı. Yok. Şu maçta oyuna girmiyor. Can Keleş'i niye aldın öyleyse? Kenarda oturtmak için mi aldın? Yani aldığın oyuncuları kullanmadığın o kadar fazla bugün ve transfer istiyorsun. Suaku ne hatalar yaptı ya bugün. Bak. Yani ya birebir kaldı biz ya. Ne dedik? Ya, neler ya, yaptı? Ya penaltıya gol dedik. Hatırlıyor musun 3. golde birebir kalınca Suaku? Savunma çok kötü zaten. Adamın savunması yok yani. Ya Suaku bu kadar eğer sen Suaku nasıl şampiyonluk takım oyuncusu diyoruz ya neden? Top hep sende olması lazım. Hücuma gitmen lazım. Top kaybetmemen lazım. Kolay top kaybedersen... Ya savunması olmayan yok, savunmacı yok, olur mu? Yok işte. Ama bu ucundan faydalanıyorsun. Bazı oyuncuları takip tanıma... Emirhan'ın boşluğunu da kapatmak için Allah'a var. Bu akşam çok çalıştı o bölgeye de. Hücuma hiç katkı sağlamadı. İki tane sol bek oynadılar dedim ya. Bir ara beraberdiler ya. Hocam... Sol bek oynamadılar da. Van Broskot hangi sistemle oynadı hocam? Üçlü başladı ama. Üçlü başladı nasıl üçlü başladı? 3-4-1-2. Semih ile Raşit'si önde hocam. Arkada sen de görmüştün. Evet. Rafa Silva, Getson'la. Baktı ki Emirhan patlıyor. Getson'la Edin Nusrati ortası 2'de. Evet. Orta 2'de çizgide Svensson'la Mosuaku. Emirhan, Felix, Paulista 3-4-1-2 gibi. 3-4-1-2 gibi tamam. Rafa Silva, Semih'in arkasında diyorsun. Raşika normalde orada dönerli olması lazım. Raşika sağ hareket. Kanat gibi oynadı. Tamam. Senin sol tarafın zaten bomboş. Raşika gitti direkt sağdan her hücumda dikkat edin sağdan orta yapıyordu Raşika. İki santrafordan biri gibi ikiliden biri yani Semih'le. Sen devamlı orta yapıyorsun burada bulunmuyorsun ki. Nasıl olacak? Rafa Silva. Bak. Zaten Rafa Silva olmasa kaleye gidemezsin.